Masum Bey, merhaba. Merhaba. Görmüyorum Masum Bey'i. Bir göreyim ya. Hah, Telefon. gördüm. Oo, Masum Bey, bayağı enteresan yerlerdesiniz. Arabadasınız galiba. Şu Mobil. anda Kabataş'tayım. Harika. Bir yer... Kabataş'ta arabayı stop ettirdik Hah, sizden tamam. konuşmak için. Tamam, bir yere çekin ki aman bir şey olmasın. Bir yerde çektim araba. Ne diyorsunuz? Bu akşam böyle tarihi bir olay yaşıyoruz ya. Sizin yorumunuz ne? Şimdi önce şu yorumumu söyleyeyim. Halkımız paniklemesin diye normal döviz kurunun öteden beri sizin programlarda da söyledim. Normalde spekülatif 50 kuruş dahil 8,5 lira olması gerekir. Ama bu iş bir kere kaçtı. İyi yönetilmediği için bu organizasyon daha evvel bu son 2 ay içinde ve farklı güveni sarsacak bazı söylemler nedeniyle insanların paniği dolayısıyla 18 liraya kadar çıktı. Yani Türk lirasına karşı inanç azaldı. Şimdi bugün yapılan şey kısmen doğru, kısmen yanlış. Kısmen doğru olan kısmını söyleyeyim. Her ne kadar geçmişte dövize endeksli mevduat yaşadıysak da ve o zaman da büyük bir yanlışlıklar olduydu. İnsanlar panikledi. O yapının benzeri getirirler. Ama bu bir süre durumu kurtarır. Ama hangi durumu kurtarır? Bu ayın sonuna kadar kurtarır. Çünkü bu ayın sonuna kadar bankalar bu sefer dövizi düşürmek zorundalar. Onların yükümlülüklerinin kar zarar tablolarına yansımaması için. Çünkü bu ayın sonunda kar ve zararlarını bağlayacaklar. Döviz yüksekse onların yükümlü olduğu döviz kaybı da o kadar onlara zarar olarak işleyecek. Bankalar, panikleyen halk, spekülatörler her bir taraf bununla uğraşacağı için düşmüş gözükecek. Ama bunun kalıcı olmadığını hükümet başka bir yerde ispat ediyor. Diyor ki aynı zamanda diyor her ne kadar şimdi mevduatı garantiye aldıysam size de diyor gelecekte yükselen kura göre ihracatınızı ödemeyi garantileyeceğim. Bu da gösteriyor ki döviz kurunun yükselmezse bile belli bir değer üzerinde inşa edilecek. Zaten bunları daha evvel Cumhurbaşkanı'nın çevresinden istihbarat yapmışlar yapacak olanlar. Onun içindir ki son günlerde olmayan bir şeyi olmuş gibi anlatıyorlardı. İşte Birleşik Arap Emirlikleri'ne dövizi 20 liraya bağlamışlar. 20 liraya yükselecek dedikoduların da çıkma nedeni budur. Şimdi Cumhurbaşkanı bu açıklamadan sonra bence yeni bir strateji oluşturması gerekir. Örneğin bir örnek vermek istiyorum. Sizinle beraber Sefer Hoca oturuyor şimdi. Sefer Hocamızı özel bilgi alması lazım, danışman olması lazım. Yani siyasetle ilgisi olmayan, kendi partileriyle beklenti, adaylık, şu bu beklentisi olmayan bir kişinin muhakkak bu işte bir dahil olması gerekir. Böyle bir müdahillik sağladıkları takdirde bundan sonraki programı da gerçekler üzerinde inşa edecekler. Ama bir şey hatırlatmak istiyorum. Bugüne kadarki tecrübeler, Türkiye lirası konvertibl olduğu tarihten bugüne kadar döviz nereye gelmişse döviz kuru sonradan inse bile o geldiği ilk yere döner. Bunun nedeni o konuda satın alma yapmış olan kişiler sıçramasını isterler. Şu anda panik kimde var? Benim mesela Onur Bey'le konuştuğum saatten şu ana kadar en az 30 kişi aradı. Mecburen de hemen kapatıyordum. Panikleri şu, yüksekten döviz almışlar, düşmeye devam ederse ne olacak halimiz? Bunu soranlar bankalar değil. Bunu soranlar mevduatla ya da şeyle çok büyük zengin olan değil. Az buçuk parası olup bu panik Ne sırasında diyorsunuz siz onlara? yani onlar paniklemiş, onlar paralarının değerini korumak istiyorlar. Onlar yaşamak istiyorlar. Yani hani bunun adı şeydir, kefen parasıdır. Kefen parasını garantiye bağlıyorum diye o paralarını bağlayanlar şu anda endişeli. Zaten dövizin yükselmesi kadar inmesi de zarardır. Mesela ben bakanken şimdiki aynı olayla yaşadım.
300 lira fazla yapmıştı Kemal Derviş dövizi. Hani sonradan iktidar olacaklar, o yönetecek, aniden şov yapıp indireceklerdi ki bu şovu Babacan'la Abdülhatif Şener'in yönetimi zamanında yaptılar. Çünkü gerçeği biliyordu bürokratlar da. Ama onun bedelini şimdi ödüyoruz. Yani insanlar çünkü o inişe uymadılar, beklediler yükselmesini. Şu anda bir başka yerden şüphem var. Bence hükümet yarın sabah bunun kontrolünü yapsın. Bu düşüşü bankalar mı acaba körüklüyor? Bankalar iki nedenle körüklüyor olabilir. Birisi biraz evvel söylediğim bilançolarını düzeltmek amacıyla olabilir. İkincisi de Cumhurbaşkanı'nın hem dün hem bugün yaptığı konuşmalardaki sert çıkışından ve çevresinden edindikleri istihbarattan kaynaklanabilir. Yoksa ben bakıyorum şimdi aniden 13 lira 10 kuruşa düşer, 15 kuruşa, sonra 13 lira 90 kuruşa çıkıyor. Bunlar böyle olmaması gereken şeyler. Eğer düşüş varsa bir istikrar olması gerekir. Bir de şu anda bu saatte kim yapıyor bu işi? Yani bankaların kapalı olması gerekmiyor mu? Online sistemiyle mi bu kadar alım satım yapıyor? Online sistemiyle alım satım oluyordur belki. Evet. Öyle zaten açıklıyorlar. Bunu bankalar açıklamaları gerekir. Açıklıyorlar. Online. Şimdi açıklıyorlar da gerçeği açıklamıyorlar. Neden açıklamıyorlar? Şu anda hükümetin elinde olduğunu hissettiren bir şey yok, envanter. Yani hangi bankanın ne kadar yükümlülüğü var, bu işteki nasıl bir rol oynayacak, bu analizin yapılıp Cumhurbaşkanı'nın eline verilmesi gerekir. Peki, yani Cumhurbaşkanı'nın önünde tablonun olması gerekir. Öyle ya da böyle, bankalar şu nedenle bu nedenle bunu körüklüyorlar. Ne fark eder? Düşmesi iyi bir şey değil mi? Şimdi düşerken şu anda kaybeden küçük şeyler, küçük yatırımcılar. Parasını son anda bozup gidip yatıranlar. Yani şu anda onları da koruyacak bir tedbir almaları gerekir. Bir şey mi dediniz? Yani onlar şu anda zarar ediyorlar. Şimdi adamın 5 bin liratı vardır. Hani Masum Bey, Turgay Güler bir şey söylüyor. Masum Bey, şimdi bu çıksa diyorsunuz ki milletin borcu var, ne yapacak? Eyvallah. Düşse millet almış, hayır, zararı borcu var, ne yapacak? Var, yani demedim. Ne İsa'ya ne Musa'ya, yani nasıl olacak bu iş Allah aşkına? Bakın şimdi bu işi yani, önce düşünmek işi lazım. Böyle akılda sürekli bir şey bırakarak. Sakin olsun diyor yani, sakin, istikrarlı. Evet, böyle. Hani, salgalar böyle. 3 metre 5 metre olmasın diyor. Yani hayır, sakin olsun, bozdurmasın mı? 30 sene yok o demiyor. Genel hayatta davran diyor. Yani kefen parası kefen parası için aldıysa ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Allah uzun ömür versin. 20 yıl sonra bozdursun. Turgay Bey bakın. Halka ne bozdurun ne alın demiyorum. Diyorum ki şu günkü saat itibariyle normalde dövizin değeri 8,5 liradır. Ben bunu bir aydır söylüyorum. Spekülatif 50 kuruşu katarak söylüyorum. Hani var ya 6,5 liraya düştü, 8 liraya gitti, bu yurt dışına. Ben başka bir şey sordum. Hayır ben anlatıyorum. Önce o yanıtı vereyim. Ben bunu bildiğim halde diyorum ki şu saatte insanlar panikletirsek insanları, en çok dar gelirli olup Türk lirasından çıkıp dövize ya da altına girenler zarar eder diyorum. Ya bunun şimdi, için onlara da hükümet yarın da, bir garanti versin. Ya öyle çelişkiler dolu ki dar gelirli ekmek alamıyor, aç gece yatağa aç giriyor ama dolar alıyor. Allah aşkına bakın. Ben bir dakika. Kimse asıl olan, öyle bir şey demedim. Turgay Bey lütfen. Demediğim şey üzerinde başkalarının bilir bilmez konuşanların lafları üzerinde, siyasi laflar üzerinde inşa etmeyin söylediklerimi. Ben bir laf söylüyorum. Diyorum ki bu dar gelirli dediğimiz az buçuk kefen parasını biriktirmiş olan kesimlerin ya da orta vadeli KOBİ'lerin kendini korumak için yatırdıkları bu paraları acil yatırdılar. Şimdi acil çekebilirler. Ben de diyorum ki bu işin sürekliliği için, yani siz karıştırınca sorunuzlar, zaten hükümetin istediği şey uçuyorlar. Ben de diyorum ki hükümetin yapması gereken şey bu tür şu tarihten beri satın aldığını ispat edenlere aynen nasıl dövize endeksi mevduat yaratıyor,
sizi de koruyacağım, bozun desin. Yani bakın. Peki, bu onu işte... yetkililere bu mesajınız ulaşmış oldu. Masum Bey, çarşamba akşamı beraberiz. Bunu biraz da çarşambayı da beklemiş olalım. Güzel bir görelim nereye doğru yani. Evriliyor. Evet. Orada konuşuruz etraflıca. Tabii ben şu aşamada diyorum ki hükümet şu garantiyi verirse, ey millet, sizin bu paranızı satın aldığınız gün üzerinden aynı şeyi sağlayacağım size. O zaman inanılmaz bir şekilde döviz geriye gelmemek üzere 8,5-9 bilemediniz 10 liraya düşer. Hani biraz daha toleranslı konuşuyorum. Bir şey. İnşallah. Ama eğer hükümet bunu vermezse, bakın bu işi yapanlar aslında direnirlerdi yani. Başkanlık kabinenin çevresinden istihbarat alıp o limiti ne olacak onu söylesin. Masum Bey, kaç dolara kadar olan ne yapacak bunu? Yani kaç dolara kadar değil. Şu son şeyde halk olan, esnaf olan. Ya ona bir şey demiyorum. 200 bin dolar alan bunun içinde midir? Onu ben söyleyemem. Neden niye? Söyleyeyim? Çünkü elde, bakın. Ya 200 bin dolar kaç para yapıyor? Efendim, parası olmaz. Bitirmem gerekiyor. Süremiz doldu. Masum Bey, çarşamba akşamı buluşacağız. Tabii. Çarşamba tabii. Akşamı daha da güzel konuşuruz tabii. Bunları. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ama ben söylediğim gibi Sayın Turgay Bey, böyle siyasi söylenmiş lafları bu işe karıştırmayın. Halk zaten bu nedenle zarar ediyor. Peki, çok teşekkürler Turgay Bey. Görüşmek üzere. Efendim. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Hakan Bayrakçı, Dursun Çiçek, Onur Bey, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sefer Hocam'ı bir göreyim. Evet. Gitti mi ya? Sefer Hocam, gerçekten çok büyük katkı sağladınız bu akşam. Size özellikle çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalardaki teknik detayları kamuoyunun daha iyi anlamasına yaptığınız katkı için size bilhassa teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hepinize iyi akşamlar.